24'ten iyi günler diliyoruz. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yılın ilk faiz kararında. Peki Merkez'in bu toplantıda nasıl bir adım atması bekleniyor? Anadolu Ajansı 34 ekonomiste bu soruyu sordu. 28 ekonomist faizde değişiklik olmayacağı yönünde görüş bildirdi. Bu arada yabancı kuruluşlardan faize yönelik açıklamalar geldi. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Peki merkezden bu toplantıda nasıl bir adım bekleniyor? Anadolu Ajansı da 34 ekonomiste bu soruyu sordu. Para politikası anketine katılan ekonomistlerin 28'i faizde değişiklik olmayacağı yönünde görüş bildirdi. 6 ekonomist ise faizde artış beklediğini açıkladı. Yabancı kuruluşlarda faiz kararına yönelik beklentilerini paylaştı. Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, yılın ilk toplantısında faizde değişiklik beklemediğini duyurdu. Bir sonraki adımda ise bankanın tahmini, merkezin faiz politikasında indirime gideceği yönünde. Hollanda merkezli Rabobank de faizde değişiklik beklemeyen kurumlar arasında yer aldı. Commerzbank analistleri ise gelecek döneme ilişkin tahminlerde enflasyonda gevşeme yaşanmasıyla birlikte merkezin faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyor. Merkez Bankası geçen yılın son para politikası toplantısında politika faizini 2 puanlık artışla %15'ten %17'ye yükseltmişti. Türkiye'ye yönelik bir yatırım haberi daha geldi. Çinli akıllı telefon üreticisi Tekno, Türkiye'de üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu. Bu somut adımla birlikte marka Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken hatırı sayılır miktarda iş imkanı da oluşturacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim planlaması için gerekli adımlar çoktan atıldı. Türkiye'de ilk Tekno'nun Mart ayı içerisinde üretileceği belirtildi. Fabrikanın adresi ise İstanbul Pendik. Bu üretim üstünde öncelikli olarak Türk tüketicisinin fiyat ve kalite beklentilerine hizmet verileceği açıklandı. Fabrikanın aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim merkezi olacağı da belirtiliyor. Manchester City gibi birçok dünya bankasının global sponsoru olan Tekno, Aralık ayında Türkiye pazarıyla 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Ve kısa bir haber turu şimdi ardından devam edeceğiz. Küresel piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı olması beklenen eski FED Başkanı Janet Yellen'ın bugün Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı sunumda. Yellen'ın konuşmasında salgının ekonomik etkilerine yönelik daha fazla destek sağlanması noktasında çağrı yapacağı belirtiliyor. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, pandemi nedeniyle küresel ekonomik görünümündeki yüksek belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti. Yoksul ve zengin ülkeler arasındaki büyüyen uçuruma da işaret eden Georgieva, IMF'yi gelişmekte olan ekonomilere ve yükselen pazarlara imtiyazlı finansmanı artırmaya yönlendirdiğini belirtti. Bu ülkeleri destekleyebilmek için kapasitemizi genişletmek daha da önemli olacak ifadelerini kullandı. Çin'in 2020 yılında rekor seviyede buğday ve mısır ithalatı gerçekleştirdiği açıklandı. Geçen yıl buğday ithalatındaki artış %140'ı, mısır ithalatındaki artış oranı ise %135'i aştı. Çin'in artan talebinin yanı sıra en büyük buğday ihracatçısı Rusya'nın getirdiği ek gümrük vergileriyle birlikte buğday fiyatları da 6 yılın zirvesine çıktı. Dünyanın en zengin isimlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amerika'nın birçok eyaletinden 97.934 hektarlık tarım arazisi satın aldı. Gates bu girişimiyle ABD'nin en büyük toprak sahibi olarak kayıtlara geçti. Haber turunun ardından piyasalara bakalım. Ardından konuğumuz olacak sayın seyirciler. Piyasalarda son durum nedir? Hızla rakamları ekranlarınıza taşıyalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1570 seviyesinden işlem görüyor.
Mecburlar tarafına bakıyoruz. Dolar 7.44'ten işlem görüyor. Ekside dolar avroda 9.01'den işlem görüyor. Aynı şekilde ve altın cephesine bakıyoruz. Altının gramı 441 lira. %0.17'lik bir düşüş var. Çeyrek altın 721 lira ekside. Altın onsu ise 1844 dolardan işlem görüyor. Ons altında yükseliş görüyoruz. Devam ediyoruz. Petrole bakacağız. Brent'in varili 54.8 dolardan işlem görürken son olarak faizler. Tahvil %14.79, repo %11.61. Şimdi piyasalardaki son durumu ekonomist Belgin Maviş'le konuşacağız. Belgin Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Beyza Hanım, hoş bulduk. Belgin Hanım, şimdi haftanın ikinci işlem günündeyiz. Öncelikle ben hızla rakamları aktardım. Size şöyle genel yorumunuzu soralım. Piyasalardaki fiyatlanan başlıklar neler? Özellikle bu akşam, özür dilerim. Rica ederim. Janet Yellen'ın bakanlığının da onaylanacağı bir sunum yapacak ve bütün piyasalar bu sunumu merak ediyor. Daha öncesinde Wall Street Journal'da bu haber yer almıştı ve burada özellikle Yellen'ın bugünkü toplantısında hem bakanlığını onaylarken hem de dolar konusunda ve teşvik paketleriyle ilgili kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Burada tabii ki önemli olan son dönemde özellikle dolara yöneliş, Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki yaşanan süreç ve oradan kaçış, güvenli liman olarak bu kez altına değil de dolara olan yönelişi de anlamlandıracak bana göre. Özellikle Yellen'ın dolar konusunda iki yaklaşımı olacağı öne sürülüyor. Bunlardan bir tanesi ki metinde yer aldı, bu açıklandı basına da, doların değerinin piyasayı belirleyeceği ve Amerika'nın rekabet avantajı için doları zayıflatmayacağını söyleyeceği vurgusu var ki bu oldukça önemli. Son dönemde ülkelerin özellikle rekabet edebilmek için ticari anlamda kendi para birimlerini değersizleştirme çabalarını da görmüştük. Kur savaşları olarak karşımıza gelmekte ve son dönemde bunu dolarla euro üzerinde çok daha net bir şekilde görüyoruz. Bu açıdan bu önemli olacak. Hemen akabinde çarşamba günü Biden'ın yemin töreni var ki burada özellikle Amerika'da güvenlik güçleri başta FBI olmak üzere bu konuya ilişkin içeriden tehditlerin olduğu yönündeki savunu sürdürüyor ve güvenlik önlemlerini gün geçtikçe artırıyor. Bir diğer husus da tabii ki sonrasında, yani Perşembe günü, hem bizim Merkez Bankamızın hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor piyasalar. Bu açıdan baktığımızda faizlerde her ikisinde de bir değişim beklenmemekle birlikte yapılacak olan açıklamalar, karar metnindeki kullanılacak ifadeler son derece önemli olacaktır. Hem TL'nin geleceği anlamında yıl içerisinde hem de Euro'nun geleceği açısından. Arka arkaya Yellen'ın açıklamaları, sonrasında Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar ve bizim Merkez Bankamızdan gelecek açıklamalar piyasaların odağında olacak ve bundan sonraki yol haritasını çizmemizde bize yardımcı olacak. Ama an itibariyle baktığımızda Borsa İstanbul'un yükseliş trendi içerisinde zaman zaman düzeltme hareketlerini yaptığı bir hafta olarak karşımızda. Özellikle dün bu anlamda oldukça önemliydi. Amerika'nın tatilde olduğu günde biz bize kaldığımız piyasada endeks en düşük ve en yüksek gördüğü değerlere bakacak olursak yaklaşık 5000 puanlık bir marj içerisinde hareket etti. Bu açıdan şu vurgu önemli olacaktır. Yatırımcılar hep pozisyon alırken işte bir sert satış gelirse o beklenen satışlar ne zaman gelir sorusuna da belki bu cevap olacaktır diye düşünüyorum. BIST 100 endeksi gün içerisindeki hareket marjına baktığımızda o realizasyonlarını yaparak daha sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor. Dünkü değerleri göz önünde bulunduracak olursak 1508 puanı gördük. 1558'de en yüksek puanı gördük ve 1556 puandan günü tamamladık. Bu da bize şunu gösteriyor. Gün içerisinde sektörel bazda değişimler ve kar realizasyonları geliyor. Ama yatırımcı bunu gün sonu rakamlarına bakınca hep bir yeni rekor, hep bir yeni seviye gördüğü için bu realizasyonun gelmediğini düşünüyor bence. Bugüne baktığımızda yine farklı sektörlerden hisselerle endeks bu kez 1565-1575 bandını sağlamlaştırmak istiyor yukarı yönlü trend içerisinde. Ve biz bugün eğer 1570'in üzerinde bir kapanış gerçekleştirirsek yukarı yönlü hareket alanımızı genişleterek 1600-1625 seviyesindeki hedef değere doğru yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Ama 1570'in altında bir kapanış gerçekleştirirsek yine bir kısa soluklanma,
bir mola olarak algılanabilir. Burada tabii ki bakacağımız rehberlerimiz belli. Dolar TL'deki hareket, dolar endeksindeki seyir, bununla birlikte Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki hareketlilik olacak. Ama küresel bazda baktığımızda zaman zaman Borsa İstanbul'un pozitif yönde ayrışacağı bir haftada diyebiliriz bunu. Ne zamana kadar? Perşembe günkü faiz toplantımıza kadar. Ondan sonra yeniden yeni bir yol haritası çizeceğiz hep birlikte. Belgin Hanım, altında 2013 senaryosu konuşuluyor yeniden. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Şimdi orada bir tabii ki olumsuzluk vardı. Neydi bu? Özellikle beklentileri o kadar yüksek tutmuşlardı ki raporlarda 2000 dolar, 3000 dolar hatta 4000 dolar olacağını söyleyen, dolar ons cinsinden fiyatlamaların olacağını söyleyen bir senaryo da vardı. Ama orada göz ardı edilen şuydu. Her kıymetli madende olduğu gibi kıymetli madenlerinde bir topraktan çıkarma maliyeti, üzerine bir kar marjı konması, aynı zamanda da bunun bir taşıma maliyeti vardı. Ve dolayısıyla o zamanki konjonktüre baktığımızda ve doların fiyatlamasına baktığımızda o seviyeleri görmesi mümkün değildi. Ve buna inanan yatırımcı da çok yüklü miktarda altın almıştı, altın fonlarına giriş yapmıştı. Ancak o gelen sert satışlarla bu şey ne diyelim hevesi yarım kalmıştı. Şimdi baktığımızda yine özellikle halihazırda altında yukarı yönlü hedefler korunuyor. 2200 dolarlar, 2500 dolarlar gibi raporları görüyoruz. Ama şu unutulmamalı. 10 yıllık bir periyotta altın hem ons hem gram tarafında oldukça iyi bir performans gösterdi. Geçtiğimiz yıl bunu net bir şekilde yüzdesel olarak da gördük. Dolayısıyla yine portföylerde olmalı ama bu kez ağırlığını %30 değil %20 şeklinde taşımak daha mantıklı olacak. Çünkü altın korkulardan beslenen, güvenli bir liman olma özelliği taşıyan emtia. Bu açıdan baktığımızda yine portföylerde olmalı. Ons fiyatlaması olarak baktığımızda, yani vadeli tarafta long pozisyon için 1817 dolar onsları gördüğünü düşünecek olursak, yeni alım fırsatı için bant aralığı çok geniş olacak. 1817 aşağıda, 1865 ise yukarıda. Bu bant içerisinde geri çekilmeler birer long pozisyonu, yani alım pozisyonu açmak için uygun olacak. Gram altın tarafında ise 530'lara kadar bir yükseliş görmüştü. Hı-hı. Ve herkes 700 lira, 800 lira gibi rakamlar telaffuz ediyordu. Oysa ki burada doların seyri önemliydi ve fonlar, çok yüklü miktarda altın taşıyan fonlar 2000 doların üzerine çıktığında realizasyona başlamışlardı. Merkez bankaları aynı şekilde. Dolayısıyla altın evet yine taşınır ama bunun için biraz daha beklememiz gerekiyor yeni alım için. Hı hı. Gram altında da benim tahmini rakamım 400-420 aralığı, şu anki konjonktürde çok daha uygun alım seviyesi gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz Belgin Hanım, yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Ekonomist Belgin Maviş yorumladı sayın seyirciler piyasalardaki son durumu ve yine gündemden bir gelişme. Zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarı artırıldı. 240 bin liradan 268 bin liraya çıkarıldı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri betonarme yapılar için 1134 liradan 1268 liraya çıkarıldı. Diğer yapılar için ise 782 liradan 874 liraya yükseltildi. Tebliğe eklenen geçici maddelere göre teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 31 Aralık 2021 tarihler arasındaki sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanması da kararlaştırıldı. Türkiye'nin çay ihracatı 2020'de önceki yıla oranla %19 arttı. Böylece çay ihracatından elde edilen gelir 17 milyon dolara aştı. En fazla çay ihraç edilen ülke ise yine Belçika oldu. Türk çayı geçen yılda dünyanın dört bir yanına ihraç edildi. 114 ülkenin tercihi olduğu Türk çayını en çok yine Belçikalılar içti. Salgına rağmen 2020'de çay ihracatı gerçekleştirilen pazarların arasına 13 ülkenin daha katılması da dikkat çekti. Doğu
Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre 2020'de ihraç edilen çay miktarı 4,2 bin ton olarak kayıtlara geçti. Karşılığında elde edilen gelir ise 17 milyon doları aştı. Böylece çay ihracatı önceki yıla göre miktar bazında %19, değerde ise %14 oranında arttı. En fazla çay ihraç edilen ülkelerin başında 5,5 milyon dolarlık ihracatla Belçika yer aldı. Ülkede geçen yıl 1314 ton çay satıldı. Çay ihracatında 2,4 milyon dolarla Almanya ikinci, 1,3 milyon dolarla Hollanda ise üçüncü sırada yer aldı. Sektör temsilcileri 2021 yılından da umutlu. Çay ihracatında yine güçlü artış bekleniyor. Bu haberle kahve molasının sonuna geldik sayın seyirciler. 24'te yayın Helin Aslan'ın sunacağı moderatör kuşağı ile devam edecek. Yarın aynı saatte bekleriz.